Yeni sezonun ilk maçında Giresunspor Adana Demirsporla kendi sahasında karşı karşıya geldi. Biz e, zaman, mekan, spor YouTube'da yani e, bu kanalda dördüncü e, yıldır Giresunspor'u ve Adana Demirspor'u konuşuyoruz. Yani dördüncü sezonda her iki takımda çok yakından e, tanıdığımız maçlarını izlediğimiz oyuncularını bildiğimiz takımlar. E, i̇lk önce şunu söylemek lazım. Adana Demirspor e, bizim maç tahmin videomuzda e, konuştuğumuz gibi e, Giresunspor karşısında favoriydi ve Giresunsporu kendi sahnesi seyircisi önünde e, 3-2 gibi bir skorla e, geçti. E, bizim Adana Demirsporu favori görmemizin nedeni şuydu. Adana Demirspor çok oyuncu kaybetmesine rağmen yerlerini yine yıldız oyuncularla doldurmuştu. Adana Demirspor tabiri caizse adeta bir yıldızlar topluluğu. Iyi futbol oynamasa da eee sahada fiziksel olarak yeterli derecede eee diri gözükmese de bu yıldızlar top ayaklarına çok yakıştıkları için eee ve çok büyük tecrübeler olduğu için netice e, alan bir takım üviyetinde Adana Demirspor. Eee nitekim bu, bugün de öyle oldu. 3 e, tane Yıldız oyuncusu e, Gökhan İnler, e, Onye Kuru ve Belhanda da 3 e, tane şık gol atarak deplasmanda takımlarının galip gelmesine sebebiyet verdiler. Giresun Spor'u e, bu maçta favori görmememizin nedeni de şuydu. Geçtiğimiz yılki takımda Giresun Spor çok oyuncu kaybetti. E, ligin başlangıcında da Giresun Spor, e, geçen sene, geçen sezon lige iyi başlayamamıştı. Ama e, iyi futbolcuları vardı, tecrübeleri futbolcuları vardı. E, bu futbolcuların çoğu, ilk 11'de oynayan bu futbolcuların çoğu bu sene takımda yoklar. İşte kaleci Okan Kucuk gitti, çok iyi bir performans sergilemişti. En son kaptan e, Zeki Yavru gitti geçen hafta Samsun Flavio gitti ondan sonra Diabete gitti yani çok oyuncu kaybetti ilk 11'den Zeki Yavru gitti, Aziz Beniş gitti yani gerçekten bunlar geçen sene çok iyi performans göstermiş futbolculardı Giresunspor'da. Spor'da şimdi Giresunspor'un bunların yerini doldurabildiğini söylemek çok zor maçta da bunu gördük yani tahminlerimizde yanılmamışız. Şimdi bu oyuncular bizim süper ligimize yabancı oyuncular çoğu ee, ama geliştirirse bunları geçtiğimiz sezonki işleri yaparsa Hakan Keleş bunlar gelişirlerse tekrardan e, Giresun Spor'un ligde e, daha iyi sonuçlar alabileceğini söyleyebiliriz. E, Giresun Spor'un oyununu ve futbolcularını geliştirmeye ihtiyacı var e, bunu gördük. Ama Giresunsporla Adana Demirspor arasındaki e, müsabakada e, Giresunspor zaman zaman rakibi karşısında çok üstün oynadı e, ve nitekim de iki tane de e, gol buldu. Yani kopuk kopuk bir maç aslında. Yani Adana Demirspor'un çok iyi oynayıp da e, Giresunspor'u yenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi yıldız oyuncuları var Adana Demirspor'un. Oyuncular sahne alınca. E, skora etki ediyorlar. Skora e, etki edince de Adana Demirspor'un e, galip gelmesi e, olağan hale geliyor. E, onlar da Balotelli yoktu, Yunus Akgün yok, geçen seneki takımdan. Yani Birçok oyuncuları, Kaleci Muriç yok. E, mesela Ukraynalı Stoper'i hiç beğenmedim. Hazır değil, çok hatalar yapılıyor. Montella'nın bu takıma daha farklı şeyler vermesi lazım. E, Ligin ilk haftasında yani Montella'nın bu Adana Demirspor'a çok farklı şeyler verdiğini e, göremiyorum. E, sanki o da burada çalışmayı kanıksamış gibi e, bir durumda e, bilemiyorum. Yani Adana Demirspor galip gelmesine rağmen bu oyunuyla hele oyunun içerisinde kopuk kopuk zaman zaman iyi oynadı ama çoğu zaman da e, kötü top oynadı. E, fizik üstünlüğü yoktu. Fiziksel bir e, sorun var. Tabi ilerideki haftalarda ne kadar kendini toparlar bu Adana Demirspor Bunu bilemiyorum. Giresun spor fizik olarak daha çok koştu. Daha çok mücadele etti. Maça fiziksel olarak daha hazır vaziyetteydi. Ama dediğim gibi kalite açısından, tecrübe açısından e, yeterli değil bu e, Giresun spor için. E, Giresun Spor'un üstüne koyması lazım. E, ben kaleci Onur Canpeli'yi Çorum Spor'dan beri takip ediyorum. E, sevdiğim bir kaleci. E, beğeniyorum da ama yani üç tane gol yedi. Yani bu liglerde kaleci çok önemli. Yani mesela aynı şekilde Adana Demirspor kalecisi Ertaş da çok tecrübeli bir kaleci. Süper Lig'de değişik takımlarda oynadı. Gençler Birliği, Malatya gibi takımlarda oynadı. Şimdi Adana Demirspor'un kalesinde. Yani Onurcan Piri e, bir öz yapması lazım kendine diye düşünüyorum yediği goller açısından da. E, Ferhat Kaplan'ı aldılar. Adana Demirspor'un geçen sene ikinci kalesiydi. Çok az bir zamanda da ilk 11'de yer aldı. Ben Ferhat Kaplan'ın da Gerizim Spor'a ilaç olabileceğini veya Onurcan Piri'yi eğer ilk 11'de düşünüyorsa Hakan Keleş onu canlı ve diri tutabileceğini düşünmüyorum. E, tabii yani Giresun gibi bir kulübü ayakta tutmak, e, Süper Lig'de oynatmak, e, işte kariyerli, tecrübeli oyuncular almak çok zor. Burada ben Giresun Yönetimini Başkanı'nı da eleştirmiyorum. Doğru. Ama e, yani bu şeyin, yani bu olayın, bu hadisenin önceden görülüp daha farklı bir takım yapılması gerekirdi diye düşünüyorum. Daha farklı transferler olabilirdi. Enteresan bir şey oldu bu hafta içerisinde. Vukan ee, Saviyevic e, Samsun Spor'dan e, Giresun Spor'a geldi. Giresun Spor'dan da Zeki Yavru Samsun Spor'a gitti. Yani Samsun Spor'da oynayamayan bir Savicevic bugün oyuna girdikten sonra bana olumlu izlenimler verdi. Savicevic eğer forma şansı bulursa, formunu artırırsa eee Giresun Spor'da bir 10 numara pozisyonda rahatlıkla oynayabilir diye düşünüyorum. Serginho Giresun yıldızı. Bunu kabul etmek lazım. Ben oyundan çıkarılmasına da bir anlam vermedim. Yani Serginho bu takımın yıldızıysa son düder kadar ilk 11'de oynaması lazım Serginho'nun. Çünkü en rakibi işte açığa düşürecek en futbol adına olumlu işleri yapabilen adam Serginho Giresun Spor'da. Eğer siz bunu yani ilk 11'den alırsanız, oyundan düştü diye alırsanız e, böyle enteresan e, işler e, yapacak e, oyuncularınız olmadığı için sıkıntılar yaşarsınız. Gençler Birliği'nden alınan Rahman çok güzel bir gol attı. Çok güzel bir gol attı. Bence daha önce e, forma şansı bulması lazımdı. Çünkü Bora oyuncu yeni transfer oda e, maç boyunca pek verimli olamadı ve Rahman girmez harika bir gol attı. Çok e, enstantanelik bir gol attı. E, yani oyuncu tercihlerinde daha Hakan Keleş'in bu maçla ilgili olarak e, bazı yanlışlar olduğunu şahsen düşünüyorum. Ama dediğim gibi Giresun kadrosu zayıf. E, bu ligi nasıl götürür? E, son haftaya kadar nasıl e, istenilen sonuçlar alır? Onu şimdiden kestiremiyorum. E, bana göre yol yakınken geçen sene isabetli oyuncular almışlardı. Özellikle Trabzonspor'dan Diabete ve Flavio gibi. Yine bu sene e, kendi takımlarında özellikle dört büyüklerde e, forma şansı bulamayan veya Başakşehir gibi bir takımda forma şansı bulamayan ama Giresun oynayabilecek oyuncular varsa Giresun Spor'un bunlara bir tarama yapması lazım. Yani Bana göre özellikle Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da e, çok oyuncu açığa çıkacak diye düşünüyorum. Trabzonspor'da bu sene pek olmasa bile bu üç büyük takımda çok oyuncu açığa çıkacak diye düşünüyorum. Giresun Spor'un bunları değerlendirmesi lazım. Giresun taraftarı her zaman olduğu gibi takımına sahip çıkmış. Türbünleri olduğunca doldurmuş. Adana Demir da Adana'dan onca yol yapıp Giresun'a gelmişler. Futbol taraftarla güzel her iki takımın taraftarlarının türbünde olması bence her iki takım futbolcularını da motive eden bir husustu. E, tabii ilk hafta maçlar zor, daha takımlar hazır değil, tempo kazanmadılar. E, onun için e, Adana Demirspor'un galibiyetini e, öyle çok büyütmemek lazım. E, Giresunspor'un mağlubiyeti üzerinde de e, çok düşünmemek lazım. Ancak temel eksiklikler yani e, Giresunspor'un oyuncu kalitesi, tecrübesi Bundan sonra ki haftaları nasıl götürüp götürmeyeceği konusundaki temel sorunlar üzerine Hakan Keleş'in ve yönetimin elmesi gerekir diye düşünüyorum. Bana göre en azından dört oyuncuya ihtiyacı var diye düşünüyorum Giresunspor'un. Onun için bu transferler olursa Giresunspor ligde o orta sıralarda rahatlıkla yer alabilecek bir takım. Bana göre çok iyi bir kaleciye ihtiyaçları var. Yani ne kadar Onurcan Jumper'i sevsem de beğensem de onu ifade etmek istiyorum. Çok iyi bir kaleciye ihtiyaçları var. Çünkü böyle takımlar bazen kaleciyle var olurlar. Yani Giresunspor gibi takımlar kaleciyle var olurlar. E, bunu da değerlendirmeyi almaları gerekir diyorum. Onun için e, ne yenen sevinsin, ne yenilen çok üzülsün ama e, kendi eksikliklerini görerek önümüzdeki haftalara hazırlansınlar diye düşünüyorum. E, bu haftanın bence en güzel geçen maçlarından biriydi. Ama dediğim gibi keşke tempo, oyun kalitesi bütün 90 dakikaya yayılmış olsaydı. Zaman zaman maçta çok güzel anlar yaşadık. Hepsi bundan ibaret ama bol gollü bir maç oldu. Kazanan takımı kutluyorum. Giresun Spor'a da bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum.